Kamuoyunda geniş yankı uyandıran Şalvar Ağa Tepesi ile ilgili olarak önemli bir gelişme yaşandı. İlçe merkezinin hemen doğusundaki 80-100 rakımlı Şalvar Ağa Tepesi'nde bir süredir devam eden kurtarma kazıları ödenek yokluğu nedeniyle sonlandırıldı. Önemli tarihçilerin Halikarnassos kent planını oluşturmaya yönelik çalışmalarında nekropol alanı olarak gösterilen Şalvar Ağa Tepesi, 1/5000 ölçekli Bodrum koruma amaçlı imar planında 3. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenmiş. On bir işçiyle yürütülen ve yaklaşık bir ay süren Şalvar Ağa Tepesi'ndeki kurtarma kazısı çalışmaları sonunda alanın nekropol olarak kullanıldığını gösteren birçok buluntular çıkarıldı. Kazılarda örgü sanduka mezar, tahrip edilmiş mezarlar, mezar duvarları, teras duvarları, hatalı işlenmiş bir lahit kapağı bloğu, mezar kapağı blokları, mezar inşası sırasında nekropol alanına taş sağlayan kaya kütleleri, teras duvarları ve çok az kısmı sağlam olarak ele geçmiş mezar hediyeleri ve bunlara ait parçalar bulundu. Uzmanlar çevresinde yoğun şekilde yapılaşmanın yaşandığı Şalvar Ağa Tepesi'ndeki kurtarma kazılarının oldukça önemli sonuçlar ortaya çıkardığını değerlendiriyor. Tepenin Halikarnassos'a yakın ve görüş hakimiyeti olan bir konumda olması, Karyalıların nekropol alanı olarak kullanımda tercih ettikleri bir uygulama olduğu belirlendi. Bakanlık tarafından gönderilen ödeneğin bitmesiyle sonlanan kazı çalışmalarında bölgenin tamamının kazılamadığı da kent haber merkezinin edindiği bilgiler arasında yer alıyor. Bodrum Sualtı ve Arkeoloji Müzesi görevlileri tarafından yürütülen kurtarma kazısı sonrasında hazırlanan raporda Şalvar Ağa Tepesi ve çevresinin bir nekropol alanı olduğunu, M.Ö. 6-5. yüzyıldan Roma dönemi sonlarına kadar kullanıldığını ve yoğun bir şekilde tahribata uğradığını göstermektedir. Bu bilgiler ışığında Şalvar Ağa Tepesi park alanının 1. derecede arkeolojik sit olarak tescil edilebilmesi için yeterli veri elde edilmiş durumdadır ifadelerine yer verildiği öğrenildi.